Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte pekiştiriyorum testindeyiz. Sayı ve kesir problemlerinin ilk testi. 40 ve 41 numaralı sayfaların çözümlerini de sizlerle beraber yapacağız bu videoda. Abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz çözümlerimize başlayabiliriz demektir bu. Şekil 1'de verilen dik silindir biçimindeki kabın 7 bölü 12'si su ile doludur. Yani ben şimdi bu kaba 12K dersem bunun 7K'sı sevgili arkadaşlar doluymuş. 5K'sı da doğal olarak boş olacaktır. Bu kap şekil 2'deki gibi 45 derece eğildiğinde kaptan akan su ile eşit hacimdeki 5 bardak doldurulabiliyor. Şimdi gençler bakın. 45 derece eğildiği zaman bakın bunun suyun bir ucu burada, dengedeki suyun bir ucu burada, bir ucu burada. Doğal olarak da gördüğünüz gibi şurası cisim köşegeni diyebiliriz artık buna. 6K'ya 6K olacaktır. Yani boş olan kısımla dolu olan kısım eşit olacaktır. Şimdi burada 7K su varken içeride 6K su kalıyorsa ne kadar su taşmıştır buradan? Tabii ki K kadar su taşmıştır ve bu K kadar suyla da 5 bardak tamamen doldurulabiliyor. K kadar suyla 5 bardak dolduruluyormuş. Şimdi bize sorulan ne? Boşken bu kabın tamamı kaç bardak suyla doldurulur? Şimdi bize 12K kadar su lazım. Bunun 12 katıysa 5'in 12 katı da 60 bardak su gerekir sevgili arkadaşlarım. Boş olan bir kabı bardaklarla doldurabilmek için cevabımız Denizli'ydi. Devam ediyorum ikinci sorumla. Bir evcil hayvan dükkanındaki ilk iki kafeste toplam 144 tane kuş vardır. Birinci kafesteki kuşların 2 bölü 5'i diğerine aktarılınca ikinci kafesteki kuş sayısı birinci kafeste kalan kuş sayısından 24 fazla oluyor. Şimdi öncelikle sevgili gençler iki tane kafes düşünelim biz şu şekilde. Birinci kafeste 2 bölü 5'inden bahsettiğine göre başlangıçta 5K tane kuş varmış. Ve 2 bölü 5'i yani 2K'sı karşı tarafa aktarılınca burada 3K kuş kalır. Burada da ne kadar kuş varsa 2K kadar kuş geçecektir bu tarafa. Artı 2K diyeceğiz, tamam mı? Ve ne demiş? Birinci kafeste kalan kuş sayısından 24 fazla olmuş. Buradaki buradakinin yani 3K artı 24 olmuş. Şimdi peki bu 2K buraya geçmeden önce burada ne kadar kuş vardır o halde? K artı 24 tane vardır ki 2K daha gelince 3K artı 24 olsun diyelim. Başlangıçta ikinci kafeste kaç kuş vardır? Şimdi arkadaşlar başlangıçta 5K ve K artı 4 tane iki kafeste toplam 6K artı 24 tane kuş vardı. Ve bunlar 144 kuşa eşittir diyeceğiz. Yani 6K eşittir 24'ü karşı tarafa sallayıverin. Ne olur? 120. O zaman K kaç gelir arkadaşlar? 20 gelir. K 20 ise yanında bir de 24 ekleyeceksin. Başlangıçta ikinci kafeste 44 tane kuş vardır diyeceksin. Bu da senin cevabın olacak. Geçelim 3'e o zaman. Aynı şirkette çalışan Ahmet ve Bekir'in maaşları sırasıyla A ve B liradır. Şimdi Ahmet'in maaşı A, Bekir'in maaşı B. Ahmet'in maaşına Bekir'in maaşının yarısı kadar, Bekir'in maaşına da Ahmet'in maaşının 1 bölü 3'ü kadar zam yapıldığında ikisinin maaşları eşit oluyormuş. Bakın bunun üzerine Bekir'in maaşının yarısı kadar, bunun üzerine Ahmet'in maaşının 3'te 1'i kadar zam yapılınca bunların maaşları birbirine eşit oluyormuş ya. A ile B arasındaki bağıntı soruluyor. Şimdi o zaman biz ne diyeceğiz? Şunu. Şurayı bir genişletelim öncelikle ya da hiç genişletmeden A bölü 3'ü bu tarafa, B bölü 2'yi bu tarafa bir sallayın. A eksi A bölü 3 eşittir B eksi B bölü 2 deyin arkadaşlar. Şunu da şunu genişletin. 3A eksi A bölü 3 eşittir 2B eksi B bölü 2 deyin. Daha sonrasında da şu kısım 2A'dır bakın. 2 kere 2A 4A yapar. Şu kısım B'dir. 3 kere B de 3B yapar. 4A eşittir 3B zaten bize direkt cevabı verecek. Yani cevabımız ne olacakmış? Denizli. Tamam. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Bir bilgisayar oyununda ekrandan üzerinde 5 yazan 50 tane balon, üzerinde 2 yazan 30 tane balon belirli bir süre boyunca geçmekte. Oyuncu bir süre boyunca vurduğu balonların üzerinde yazılı olan sayıların toplamı kadar puan almakta.
Bilgisayarında bu oyunu oynayan Mustafa oyun esnasında ve oyun sonunda aşağıdaki ekranlarla karşılaşmış. Oyun esnasında bu ekranla, oyun bittikten sonra da burasıyla karşılaşıyor. Buna göre 5 numaralı balonlardan kaç tane vurmuştur bu Mustafa isimli vatandaş? Şimdi bakın, ıskalanan balon sayısı 45 ise buradan kaç tane balon geçiyordu arkadaşlarım? 50, 30, 80 balon geçiyordu. 80'den 45'i çıkardınız, 35 tane balon vurmuş diyeceksiniz. 35 tane balonu vurmuş. Peki üzerinde 5 yazan balonlar ve 2 yazan balonlar vardı. Üzerinde 5 yazan balonlardan A tane vurduysa 35 eksi A tane de 2 yazan balonlardan vurmuştur diyeceğiz. Toplam alınan puanı da şu şekilde hesaplarsınız. 5 kere A artı 2 kere 35 eksi A, yani 70 eksi 2 A. Bu da kaçı verecekmiş bize? 100. 3 A artı 70 eşittir 100 ise, hop ise 3 A eşittir 30'dur ve buradan da A eşittir kaç gelir? 10 gelir arkadaşlar. 5 numaralı balonlardan kaç tane vurmuş demiştik biz? A tane. A'yı kaç bulduk? 10. O zaman cevabımız tabii ki Edirne'dir. 41. sayfamıza doğru geçtik. 5. sorumuzdayız. Bir okuldaki öğrencilerin 3 bölü 7'si matematikten final sınavından geçiyor. Final sınavından geçemeyenler ise bütünleme sınavına giriyor ve bunların da 2 bölü 5'i sınavdan geçiyor. Okulda matematik sınavından geçen öğrenci sayısı 69 olduğuna göre final sınavında matematikten kalan öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi bakın, okulda 7k tane öğrenci olsun, 3k tanesi finalde geçti arkadaşlarım, çünkü 3 bölü 7'si finalde geçmişti. 4K tanesi de bütünlemeye girecek. Bu bütünlemeye girenlerin de sevgili arkadaşlarım 2 bölü 5'i sınavdan geçmiş. 2 bölü 5'i geçtiğine göre 4K çarpı 3 bölü 5 tanesi de kalmış. Bakın bunlar kalanlar, bunlar geçenler. Şimdi diyor ki okulda matematik sınavından geçen öğrenci sayısı 69'muş. Geçenden hangisiydi? Bir 3K finalde geçenler vardı. Bir de 4K çarpı 2 bölü 5 kadar da bütünlemede geçen vardı. İkisini toplayacağız. 3K artı 8K bölü 5 diyorum. 8K nereden geldi? 4K ile 2'yi çarptım. Eşittir, bu da 69'muş. Eşittir diyorum. Şimdi bakın, 3 kere 5K 15K, 8K da 23K bölü 5 yapar. Her iki tarafı 23'e bölelim. Böldüm, böldüm, 3 geldi. 3 kere 5 15 yapar ise K eşittir kaçmış? 15'miş. Final sınavında matematikten kalan öğrenci sayısı soruluyor. Final sınavında kalanlar 4K kişiydi. K'yı da 15 bulduk biz. O zaman 4 çarpı 15 bize cevabı verir. Bu da 60'ın ta kendisidir. Cevabımız da C şıkkında zaten sırıtıyor arkadaşlar. Cevap C'ydi. Devam edelim 6. sorumuzla. Bir içecek makinesinde 250 mililitre ve 500 mililitrelik içecek veren iki tane kademe vardır. Makinede meydana gelen bir arızadan sonra makineyi tamir eden kişi yanlışlıkla düğmeleri yanlış yerlere monte etmiş. Hani vardır ya böyle musluklarda sıcak gösterir, sıcak tarafı açarsın, soğuk akar, soğuk tarafı açarsın, sıcak akar. Aynı o şekilde yanlış monte etmiş. Ve sevgili arkadaşlarım, birinci kademe düğmesini her basışta makinenin çeşmesinden 250 mililitre yerine 500 mililitre akıyor. Şimdi normal şartlar altında birinci kademede sevgili arkadaşlar 250 vermesi gerekirken hop 500 veriyormuş. İkinci kademede de sevgili gençler o halde 500 vermesi gerekirken bir basıyorsun 250 çıkıyor. Tamam mı? 250 mililitre yerine 500 mililitre, ikinci kademe düğmesine her basışta da 500 yerine 250 mililitre içecek dökülmüştür. Yani ikinci kademe normal şartlar altında 250 veriyormuş zaten. Ya aslına bakarsanız ya bu şekilde oluyormuş diyebiliriz. Pekala. Bu durumun farkında olmayan bir çalışan düğmelere basılış sayılarını göz önünde bulundurarak 1 saat içinde birinci kademeden 8 litre, ikinci kademeden 12 litre içecek aldığını belirtmiştir. Ama sadece düğmelere isimlerine göre söylüyor. Normalde aldığını bilmiyor tabi. Buna göre makineden 1 saat içinde kaç litre fazladan içecek alınmıştır diye sormuş. Şimdi bakın, birinci kademeden 8 litre içecek aldığını belirtmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle diyoruz, dikkatli dinliyorsunuz. Birinci kademe düğmesine her basışta makinenin çeşmesinden 250 mililitre yerine 500 mililitre dökülmüş. Demek ki adam bunun 250 verdiğini düşünüyor ama 500 almış. O halde arkadaşlarım, 250 yerine 500 alıyorsa her basışta 250 daha fazla alıyor. 250 daha fazla alıyor. Ve demiş ki 8 litre aldım ben. Şimdi 8 litreyi
Bu adam bunun 250 olduğunu zannediyor. 0,25 litreye böleceğiz. Bu da bize 32 defa bu adamın bastığını gösterir. 32 defa bu tuşa basmış. Ama bu adam 32 defa bastığında her seferinde yarım litre aldığı için 16 litre almıştır aslına bakarsanız. Tamam. İkinci kademeden de 12 litre içecek aldığını düşünmüş. Demek ki 12'yi ben 0,5'e böleceğim. Çünkü adam 0,5 litre akıttığını düşünüyor. Ama 250 mililitre veriyor bu da. 12'yi 0,5'e bölerseniz arkadaşlarım, bu da 24 defa bastığını gösterir. 24'te de 0,25'i, yani çeyreği çarparsanız buradan da arkadaşlarım 6 litre aldığını görebiliriz. 16 artı 6'dan toplamda 22 litre almıştır. Peki bu adam ne kadar aldığını düşünüyor? 12 artı 8'den 20 litre aldığını düşünüyor. Gerçekte ne kadar almış? 22 litre. O zaman kaç litre fazladan almıştır? Tabii ki Bursa seçeneğindeki 2 litre kadar fazladan içecek almıştır diyebiliriz. Geçtim 7'ye. Tarlalarında altın sikkelerden oluşan define bulan Safet, Himmet, Hayret ve Gayret kardeşler sikkeleri eşit olarak paylaşacaklardır. Filmi izlemeyenlerimiz varsa mutlaka izlesinler. İzlemeyen adamın çok büyük kayıpları olabilir. Yani böyle genelde eski Türk filmlerini, tabii ki kaç yılında çekildiğini, neler olduğunu falan, böyle hani kimlerin oynadığını çok bilmeden izledim ben de. %90'ını izlemişimdir ama hani kaç yılında çekilmiş, kim kimle oynamış, filmin isimlerini bile bazen böyle karıştırırım ama her filmi izlemişimdir neredeyse. %90'ını izlemişimdir. Gerçekten arkadaşlarım, hani şu an böyle komedi filmi falan gibi filmler yapıyorlar ya, bak gibi diyorum. Komedi filmleri gibi filmler yapıyorlar ya, gerçekten böyle şu an yapılan komedi boş komedi ya. Yani cidden geçmiş yıllardaki, bakın belki o filmler çekilir 60 sene olmuştur ama hala gülüyorum, hala eğleniyorum. Neyse, eşit olarak paylaşacaklarmış. Yani paralar dörde bölünecek. Öyle de laf var filmde. Saffet, Himmet, Hayret, en küçük kardeşleri Gayret'i, ki bu inek Şaban'dı, Gayret'i uyutup kaçarak altınları üçü arasında paylaştığında her biri 500 sikke fazla alacağına göre. Şimdi bakın, Gayret'i iptal ettikleri zaman her biri 500 sikke daha fazla alacaksa, demek ki o 500-500-500 Gayret'in payıydı. O 1500'müş yani. Demek ki normal şartlar altında herkes 1500 alacakmış. O zaman 4 kişi 1500'er tane sikke alacaksa toplam 6000 sikke vardır arkadaşlarım. Toplam sikke sayısı sorulmuştu. Cevap Adana seçeneği olacaktı. Ve devam ediyorum 8. sorumla. Ayça ve Berra aynı marketten aldıkları süt, makarna ve konserve ürünlerinin miktarı aşağıdaki alışveriş sepetlerinde gösterilmiş. Ayça bir tane süt, bir tane konserve, 3 makarna. Berra'da 2 süt, 1 makarna ve 2 tane konserve almış. Berra'nın sepetindeki ürünlerin toplam fiyatı Ayça'nın sepetindeki ürünlerin toplam fiyatının 1,5 katıdır. 3/2 katıdır denilmiş. Bu markette makarna 3 lira olduğuna göre 1 süt ile 1 konservenin toplam fiyatı kaç liradır diye sormuş. Bakın, makarnanın 3 lira olduğunu biliyorsak zaten Ayça şuraya 9 lira ödeyecek. Berra da buraya 3 lira ödeyecek. Şimdi süte süt dedim, süte S dedim, konserveye de K dedim. Artı bir de 9'umuz var. Bu Ayça'nın ödediği tutar arkadaşlar. Ayça. Berra ise buna 3 lira veriyordu zaten. 2 tane süt almış, 2 tane süt ve 2 tane konserve almış ve artı bir de 3 lirası var. Artı 3. Şimdi bakın, Berra'nın ödeyeceği tutar Ayça'nın ödeyeceği tutarın 3/2 katıydı, unutmayın. O halde ben şöyle diyeceğim. S artı K artı 9'un 3/2 katı Berra'nın ödeyeceği, yani 2 tane süt, 2 tane konserve ve artı 3 liraya eşit olacaktır derim. Bunları arkadaşlarım, şuradaki bölü 2'yi direkt karşıya atalım ki 1,5'la çarpmaya uğraşmayalım içeriği. Böylelikle 3S artı 3K artı 27 eşittir. Bakın 2 ile burayı çarpıyorum. 4S artı 4K artı 6 yapacaktır. 3S ve 3K'yi tuttum, karşı tarafa attım. S artı K kaldı. 27'nin yanına da 6 atarsanız 21 olacaktır. Yani sütte konservenin toplam fiyatı 21 liraymış. Bize bir sütte bir konservenin toplam fiyatı sorulmuştu zaten. O halde cevabımız direkt karşımıza çıkıyor zaten. 21 olacaktı diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlarım, videomuzun ve testimizin sonuna geldik.
Bir diğer videoda ise sayı kesir problemleri test 2'yi çözeceğiz. Yine pekiştiriyorum testi olacak arkadaşlarım. Bu da 42 ve 43. sayfalarda. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.